Lüks oldu şu an vatandaşa peynir, zeytin. Sen ne istiyorsun? Her ay açıklanan enflasyon verileriyle ilgili TÜİK'ten itiraf gibi bir açıklama geldi. Normalde açıklanan verilerin iki katı olarak vatandaşın hissettiği enflasyon oranını %129 olarak açıkladı Türkiye İstatistik Kurumu. Biz de enflasyonun en fazla hissedildiği yerde, sent pazarında vatandaşla konuşacağız. Biz ne hissediyoruz? Pahalılık hissediyoruz. Bakın, kimse bir şey alamıyor. Yani onlar kendi kafalarına göre yapıyorlar planlarını, programlarını ama halk eziliyor burada. Yani insanlar çocuklarını okutamıyor. Çocuklar bile mutsuz artık. Gençler mutsuz, evlenemiyor. Hani halimizi gördüğünüz gibi. Yani şu an millet geçim kaynağı yok. Geçimini sağlayamıyor. Baksana her şey ateş pahası olmuş. Biz bile evimize bir şey alamıyoruz. O duruma gelmişiz yani. Yani yok yani. Fiyatlar değişiyor mu? Fiyatlar sürekli değişiyor. Her hafta oynuyor. Geçen hafta 15 liraya sattığımız patates bu hafta 20 lira. Haftaya 30 lira olacak diyorlar. Her şey ateş pahası, emekli maaşı 10 bin lira. Nasıl konuşmayalım yani? Bak boş dönüyor. Sizin hissettiğiniz enflasyon kaç? %400. 10 lira. Ne alacaksınız? Patates almaya geldim. Soğan almaya geldim. Öte biber almaya geldim ama maalesef. Yani 15 lira pazarlık yapanlar da oluyor. İster istemez alım gücünden olmadığından dolayı. Kadın gelecek bir kilo alacak ya, diyor ki 10 lira olmaz mı? Çünkü niye? Maddiyat yok. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı %5 emekli zammı için mecliste görüşmeler başladı. En düşük emekli maaşının 10 bin lira olması da mutfak alışverişini yapan vatandaşların gündeminde. Aldığımız emekli ne olacak, 10 lira verdi. 10 lirayla niye alırız? Elektrik mi yatıracaksın, su mu yatıracaksın, araba mı dolduracaksın? Her şey, market öyle, pazar öyle. Millet pazara gelmiyor. Parasızlıktan. Çay bile satamıyoruz doğru dürüst. Emekliyiz, 10 bin lira yaptı. Varsa bir delikanlı gel gelsin, ben vereyim 7,5 geçinsin. 10 bin yaptılar şimdi. 10 bin ne olacak ya? 10 bin. Evin kirası 15 milyon en düşük. 15, evin en düşük kira 15. Nasıl geçinecek? Bak aldığımız şu, 50 liralık zeytin, bak 10 liralık limon. 19 seneden beri aynı evde oturuyorum. Ben eczacı kalfasıyım. 33 yıl eczanede çalıştım. Bu mu? Bu sene zeytin fiyatları el yakıyor. Şimdi zeytin ana vatanlarından birinde yaşıyoruz, Ege'de. Neden fiyatlar böyle? Ya bu sene zeytin olmayışından dolayı, biraz da zeytine de hastalık olduğundan dolayı, geçen sene 50 lira yattı, 60 lira sattığımız zeytinler şu an 200 lira, 240 lira yani. Ortalama yani günde 250-300 kilo zeytin satarken şu an günde 150 kilo, 200 kilo zeytin satıyoruz yani. Yani yarım kilo alan 200 lira gram alıyor şu an. Ya şu an mesela en ucuz zeytin 100 lira, 10 liralık bir isteğim var yani. 10 liralık istediği zaman ne oluyor? 100 gram zeytin yapıyor yani. Haftada hafta değişiyor. Biz de bir şey diyemeyiz. Ne yapalım?